Merhaba arkadaşlar, Sukre ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum hepinize de soğuk, karlı bir Kayseri'den. Evet arkadaşlar, sonunda o beklediğimiz kar yağdı. Çok mutluyuz. Doğa adına gerçekten çok mutluyuz. Evet arkadaşlar, bugünkü çekimimde sizlerle beraber Senegio Ravleanus tesbih çiçeği dikeceğiz. Ve kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, Senegio Ravleanus tesbih çiçeği. Evet, bu şekilde yuvarlak tesbih çiçeği arkadaşlar. Senegio da yine diğer sukulentler gibi kocaman bir aile. Bunun oval olanı var, yuvarlak olanı var, daha uzun formda olanları var. Ama biz bugün yuvarlak tesbih çiçeği dikeceğiz. Hemen kendime dikmek için birkaç tane seçmek istiyorum. Bu şekilde karanfil kokulu çiçekleri var arkadaşlar. Bu küçücük çiçekler gerçekten o kadar güzel, mis gibi karanfil kokuyor ki anlatamam. Şuradan hemen 4 tane seçmek istiyorum. Ben dolu dolu seviyorum. Çünkü saksıda. Evet, 4 tane seçtim ve hemen violümü kaldırıyorum arkadaşlar. İyisinizdir umarım. Allah sağlık, sıhhat versin hepinize de inşallah. Evet, bu testiye dikeceğim, küpe dikeceğim arkadaşlar. Boyadım bunu. Hemen toprağımı almak istiyorum. Toprağımın içinde kokopit, vermikülit, pomza, perlit ve bahçe toprağı var arkadaşlar. Yanmış ahır gübresi de elimde olduğu zaman katıyorum ama şu anda yok yanmış ahır gübrem. Yanmış ahır gübresiyle de alakalı bir video çekeceğim inşallah. Hemen toprağımı testime dolduruyorum. Ve toprağımı kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, Senegio Ravleanus toprağı nasıl olmalı? Benim biraz önceki anlattığım karışım gayet uygun. Bu söylediğim malzemeleri bulamazsanız, direkt bahçe toprağı bulursanız, bahçe, orman, park gibi bir yerden toprak bulursanız gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat sadece hazır poşetler içinde satılan market torflarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Onun dışında neler seviyor Senegio'muz? Senegio diğer sukulentlere bakarak arkadaşlar bir tık suyu daha fazla seviyor. Ben öyle inanıyorum en azından. Yani hani çok suyu seviyor diye de böyle harıl harıl sulamak gerekmiyor tabii ki de ama diğer sukulentlerinize nazaran bir tık fazla sulayabilirsiniz Senegio'nuzu. Güneş ışığını uzaktan sevebilir fakat direkt güneş ışığından asla hoşlanmıyor. Hemen ben dikmeye başlıyorum. Bu şekilde saksıdan çıkartıyorum. Normalde bu torfu arındırıyorum. Ama şimdi arındırmak istemiyorum. Gayet kökler çok güzel bir şekilde sarmış sanki. Evet, bu şekilde dikmeye başlıyoruz. Arkadaşlar, esintili bir mekan seviyor Senegio'larımız. Balkonunuzun, terasınızın en esintili yeri nereyse oraya bırakırsanız Senegio'yu orada daha mutlu yaşayacağını düşünüyorum ben. Esinti seviyor, nem seviyor. Arada bir arkadaşlar, çok fazla sukulentlerde tavsiye etmiyorum ama Senegio'yu arada bir fısfıs yöntemiyle sular ve nemlendirirseniz, bakın kökleri çok güzel olduğu için dokunmak istemiyorum işin gerçeği. Arada bir fısfıs yöntemiyle fısfıslayabilirsiniz. Evet, özet olarak arkadaşlar ne seviyor tekrardan hemen almak istiyorum. Yakıcı güneş sevmiyor.
Güneş ışığından uzak tutmalıyız. Balkonumuzun en serin ve en esintili yerine bırakıyoruz. Diğer sukulentlere nazaran bir tık suyu fazla seviyor. Ve arada bir sprey yoluyla nemlendirebilirsiniz senecolarımızı. Bundan da mutlu olacağını düşünüyorum. Bunlar tabii benim kendi deneyimlerim. Sizlerin de deneyimleri varsa benimle paylaşırsanız tabii ki de çok sevinirim. Hemen boşluklarımı toprakla dolduruyorum. Benim giden sene çok büyük senecom vardı. Kargolara böyle birer dal birer dal koparıp göndere göndere hiç kalmadı. Şimdi bu şekilde yine testiye dikiyorum. Bir de seneciyolar sarkan türler olduğu için arkadaşlar böyle alçak saksılara değil de bu şekilde uzun saksılara dikerseniz bu şekilde sarkması daha rahat olacaktır. Kesinlikle bu şekilde uzun saksılar seçmeniz gerekiyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir şey unuttum mu bilmiyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Satışımda mevcut Senecio Ravleanus. Benimle iletişime geçmek için sosyal medya hesaplarım Instagram Sukuley, Facebook Leyla Gürsoy parantez Zehra, Facebook grubum Kaktüs Sukulat ve Çiçek Çılgınlarından benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, bu kadar çekimim. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.